geldiniz kanalımıza, sefalar getirdiniz. Bugün üçü bir arada şöyle bir açılış yapalım dedik. Canlı evet. Canlı değil mi? Ne kadar şöyle yorgun görünsek de gene canlı olmayı başarıyoruz değil mi kızlar? Hakikaten yorulduk ama ya. Evet, Fulya Fındar'ın teyzeleri, ablaları. Biz bugün sabah kahvaltı yaptık. Evden çıktık. Şu an saatlerimiz 5:10 geçiyor. Daha eve yeni girdik. Evet, çok dolaştık. Dedik yeni yılda şöyle bir gezmeli bir gün olsun. Evet. O yüzden sizlere gittiğimiz yerleri falan çekmedim. Kendime tatil ilan ettim. Evet. Evet. Çünkü bugün çok uzun geçtik ve çok yorulduk. Girmediğimiz yer kalmadı. Girmediğimiz yer kalmadı. Aynen. Ikea'dan tutun da bayağı bir şeyleri gezdik. Ikea, Norma, Gosman, Lidl, Kaufland, Teddy'ye girdik, Toys R Us vardı. Toys R Us vardı. Saymakla bitiremeyeceğiz. Neyse olsun. Gezmeyi lan ettik. Bugün gezdik, dolaştık teyzeleri. Kızlar şöyle kendilerine bunları geçenlerde sizlere göstermiştim. Böyle lilasını almıştık. Pembeyi de çok beğenmişler. Evet. Pembe de aldık böyle. Hı-hı. Siz bunları alın anne böyle. Çok güzel rengi tırtımlamış. Şöyle Fulya Funda'ya bunları aldık. Evet. Evde çok rahat bunlar değil mi? Ve soparda da giyebiliriz. Benim kızlarım şey boyu da büyüdüğü için güzel günlerde giysinler bakalım. Ama en küçük numara sevmeyen bu. Kızlar kendilerine şöyle bir şeyleri aldılar. Teyzeleri bunlar ışık yanıyor böyle. Sen astırabilir. Güzel bir şey, evet. Bunu bardağın içine koyuyorsun sanırım. Şişe, ya da böyle bir yere koyuyorsun. Şişenin içine koyuyormuşsun. Şişe nerede bizim kendimize aldık? Odanıza yapın güzelce böyle kitap okurken sakince. Evet, güzel. Böyle bir şeyler aldık. Alın anneciğim hadi götürebilirsiniz. Bunlar da şimdi arkadaşlar bilirsin Noel geçtiği için %70 indirim varmış. Oradan aldık. Evet. Ve şöyle Ikea'dan mum aldık. Ben böyle benim hiç... Ha ikiliymiş bu üçlü sandım ben bunu ama 50 taneydi. 50 taneydi o zaman. Ikea'dan mum aldım. Biz böyle... Şehirde mum yakmayı da çok severim ben. Böyle günü fark etmez benim için. Otururken evde bulunsun dedim. Mumlarım az kalmış. Şöyle hemen bugün böyle aldığım yerleri şey yapmayayım. Karışık aldığım için. Hanuta aldık. Kızlar şöyle kendileri hemen şeker aldılar. Göster göster. Bunu da göstereyim. Bu da bizim oda için aldık. Bunu da bir göster. Evet. Oo. Şöyle hassas duvara. İyi bakalım hadi. Vay anam vay. Işıklı ışıklı. Disko gibi kız. En ağrı bu zaten. Şöyle kuşlarımız için toprak aldık. Kum. Evet. Toprak demeyeyim de kum. Kumu hem yiyorlar onlar hem onlar. Kum mecbur. Yiyor. Bizim kuşlara mecbur kum. Hem hijyenik şeyden hem de içinde beyaz şey var. Midye parçaları var. Onu yiyorlar. Evet. Hem hoş bir kum bırakıyor evde. Aynen. Şöyle hatta iki tane hurda almıştık. Yolda arabada falan dökülmüş. Yediler bir şeyler böyle. Geldik. Hemen göstereyim şöyle. Yoğurt aldık. Ondan sonra tekrardan yoğurt aldık. Kızlar böyle bir şeyler aldılar. O kadar çok gezmişiz ki vallahi bildiğin ayran olmuş yoğurtlar. Olsun. Ayranı. Olsun. Var ya tam yaz olsa bile köpüklü ayran olurmuş. Şöyle enerji aldık. Bu evet. Arada bayağı bir onlar ileride kaldı. Fanta falan. Kola. Kola falan öyle şeyler de aldık. İki kutu başka enerji aldık. Evet. Şöyle hemen eşim şeker almış. Bunlar böyle öksürüğe karşı falan çok iyi oluyor. Hem bu şey multivitamin. Hem multivitamin almış. Evet. Ya öksürük çok var yeterli dedim biz de bunu alayım dedim. İyi yapmışım. Şöyle karışık bir şeyler aldık. Dediğim gibi biz alışverişe gitmedik. Gezmeye dolaşmaya gittik. Girdiğimiz yerlerden de elimiz boş çıktı. Arkadaşlar en son Norma'ya girdik. Hep Norma diye yazıyorsunuz. Allah'ım yarabbim çok geçirdim. O nasıl bir dükkan öyle ya? Aynen. Herhalde ilk defa bir girdiğim dükkandan elim boş çıktı. Ben onu o kadar merak ediyordum ki herkes Norma'yı şey yapınca yani... Benim için ha varmış ha yokmuş aynı oldu. Vallahi bizim burası bolluk ya. Hakikaten bol. Gerçekten benim hiç hoşuma gitmedi. Böyle beni al diye bir şey yoktu. Karışık kuruşuk ya. Neler var. Ne konseptine geçeceğini belli değil yani ya. Evet. Bizim mesela burada netomuz var. Aldi'miz var. Edeka'mız var. Gaybe'miz var. Lidl var. Yani Kaufland var. Her şey hani var. O dört dükkan yürüme mesafesinde bize. Evet. Hakikaten bizim bula bolluk ya. Aynen öyle. Ben de gerçekten... Hep başkalarını gördüğümde merak ediyordum. Acaba Norma ne ki diye. Yani iyi ki de şey yapmamışım. Allah lazım değilse gitmen. Aynen benim hoşuma gitmedi yani. Şöyle hemen yine bisküvi aldık. Ondan sonra tekrar bisküvi gördüğünüz gibi. Evet. Biz de böyle yemeğe şeylerden. Ha Hanuta'nın parçaları. Evet parçaları dökülenler. Önemli değil. Şimdi diyeceksiniz ki zaten tencereye koyacak bir şey almamışsınız. Biz de alışverişe gitmemiş. Allah almadık alan yok. Almadık. Evet. Almadık. Ondan sonra şöyle dile girmişken frişkezleri aldım. Bunların en son fiyatları 1.49 şu anda.
Şöyle 4 tane aldım, 6 euro verdim. Bunlara süt ürünleri bildiğiniz gibi acı. Bayağı bir pahalaştı. Hey, Türkiye'de zaten. Burada yarışıyor. Evet. Süt ürünleri her yerde böyle yarışıyor arkadaşlar. Şöyle toz ekmeği aldım. Bak bu böyle gördün mü küçüğü. Hı. Her tarafı kırmızı. Büyüğün beyaz oluyor. Bazen çiğ oluyor. Evet. Şeyi pişmemiş gibi. O yüzden şöyle küçük aldım. Bir tane de siyahını aldım şöyle. Allah'tan ekmeğimiz sağlam kalmış. Değil mi? Aynen olmayı bu kadar uzun. Şöyle hemen yine reçel aldım. Reçelimiz az kalmış. Bu çilek reçeli çok güzel oluyor. Çok da lezzetli diye. İki tane diş macunu aldım. Allah'tan artık diş macunlarımızı tekrardan bulduk. Doğru. Depoda vardır ama ben dedim yine iki tane daha olsun. Şöyle kenara koyayım. Ketçapımız olmazsa olmaz. Karmakarışık. Ne çıkacak diye şey yapıyorum. Arkadaşlar bu arada buyur. Sakızımız. Bu arada biraz hanımın yüzü kırmızı çıkabilir. Hanım hasta falan değil. Hemen ışığın led ışığı kullandığımız için biraz rengi değiştiriyor. Evet. Olabilir yani. Biraz da yatarak geldim. Yolumuz uzundu, yoruldum. Evet. Arabada reis eve gelince kadar yatayım. Hani her şey ışığın suçu burada. Evet. Vallahi ha, gördüğünüz gibi onun için. Olabilir öyle. Allah kış günü lazım oluyor arkadaşlar. Işıksız olmuyor. Karanlık düşüyor. İşte karanlık düşüyor onun için. Aynen öyle. Değil mi telefonda? Telefon değil Melih geldik. Akşam bana sır diyor. Yani dediğiniz gibi böyle. Biz bunları şimdi yerleştirelim. Gördüğünüz gibi biz alışverişe gitmedik. Daha çok aslında dolaşma. Evet, gezmeye gittik. O yüzden zaten bugün videoda paylaşım yapmayacağım. Az bir şey çektim. Yarın da bir şeyler çekersem. Bakalım nasıl kısmet. Çok fazla böyle şey yapmayacağım. Birazcık ara vereceğim. Video oldukça yayın yapacağım. Evet, birinci ayda biraz. 12 ayda çok yorulduk. Birinci ayda biraz evet. Şey yapacağız. Ara vereceğiz. Haberiniz evet. Olsun. Aynen. Hani her gün koymayabiliriz. Evet. Sürpriz siz karşınıza çıktıkça görürsünüz. Elimde videom olursa paylaşırım. Yoksa o gün paylaşmam. O yüzden birazcık böyle ara verme kararı aldım. Evet, öyle yapacağız. Evet, hadi bakalım. Yarın nasipse bir şeyler çekerse tekrardan görüşürüz. İnşallah. Evet arkadaşlar, bugün videomun ikinci gününden devam ediyorum. Dün birazcık alışveriş videosu çekmiştim. Şimdi hemen sabah kalktık. Kahvaltımızı hazırladım. Yediler içtiler, ben de mutfağı toparladım. Şöyle göstereyim. Hemen dün akşam nohut ıslamıştım. Bayağıdır nohut yemeği yapmadım. Dolabımda da kalmamış. Ben böyle bakın düdüklüme şöyle kocaman düdüklü de fazladan yapıyorum. Şöyle göstereyim maşallah. Çok az haşlandı arkadaşlar. Gerçekten markası kalitesi çok güzelmiş. Çok az böyle... Yarım kilo var yok nohudum kaldı. Tekrardan Türk Bakkalı'na gidince aynı markadan 5 kiloluk alıp koyacağım. Şöyle hemen buraya şu küçüklere eğer nohutlu pilav yaparsam işte çorba yaparsam onun için nohut ayıracağım. Diğerine nohut yemeği yapmak için birazını da bugün yemek yapacağım şöyle. Bayağı çok. Hemen diğer tarafta da şöyle kalktığımda dolaptan etler vardı onları çıkardım. Birazcık yumuşamışlar. Şimdi onları güzelce kuşbaşı doğrayacağım. Bakalım artık kavurma mı yaparım, yemeğin yanına et sote mi yaparım. Pilav falan böyle mutfaktayım. Hadi bakalım yemeklerimizi hazırlayalım. Evet nohutlarım tamam. Şöyle güzelce ayarladım. Şu çok olanı da şimdi yemek yapacağım. Birazcık soğusun sonra bunları böyle güzelce ağzına kumu geçireceğim. Hava almasın diye. Ondan sonra derin dondurucu yerlerini alacaklar. Şimdi direkt etlerimizle başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar. Kasap Ümit Usta etten başına geçti. Ha, ne etlerim ben ya. Kilo ama kasap deyince tek yenmiyor ki. Kesenler de ya. Sen de hemen işte et yemiyor desin gel diye. Yemiyorum abi. Kendini ön at veriyor. Vallahi arkadaşlar. Bilmiyorum şurada azıcık bir şey doğradım. Buzlu doğraması kolay oluyor diye. Yok benlik değil. Sağ olsun hemen eşim. Ne oldu Cici? Baba kuşum var ya yeni doğan. He. Onun gözleri gözüküyor böyle kocaman var. Evet. Doğrudur. Gözüküyor annem o. Dikkatlice bak. Korkutmadan yanına git görünüyor. Ama dışarı çıkacak galiba. Tamam. O annesi boğaz bırakmaz onu. Çıkar annem hadi. Nerede kalmıştım? Fulya kaç. Ette. Şöyle kuşbaşı yapacağız bugün. İçerisine muhtemelen soğan, anam, biber. En kör bıçağı tam, bir de şey yaptım ben onu ya. Ne diyorlar ona? Sen de en kör bıçağı almışsın ya. İyiye mi biye mi ne diyorlar ya. Böyle çak çuk bir şeyler yaptım da. Ha biledim ya. İşte güya. Vallahi bu yapacak bir şey yok. Bunun eridiğini
Emin misin sen bu etin? Ama iyice eriyince de zor oluyor doğraması. Hatırlat da bu daha donmadan önce kestim ben. Tamam. Bu ne ya o? O gün kasaptan aldığımızda şeydi, zamanımız yoktu doğramaya. Hı. Böyle at verdim dolaba. Bu ne ya? İnsanı yoruyor. Evet, burada nohut yemeğimiz de güzelce pişiyor. Birazdan pirincimi de ıslarım, etimi de düdüklüye koyayım. Ondan sonra yemeklerimizi yaparız böyle, değil mi? Daha i̇nşallah, ne olsun. İnşallah. İyi ki dün arkadaşlar dolaşmaya gitmişiz. Yani sabahtan akşama kadar dolaştık. Hava çok güzeldi böyle, güllük gülistanlık. Bugün de sabah bir kalktık, yağmur. Birazdan yatağa yatacağız, gene yağmur. Yani tüm gün yağmurluydu. Şey İyi de dün gezmişiz. Evet, iyi ki dün paraları kavur etmişiz. Hadi bakalım böyle sohbetle karışık yemeğimizi de yapalım.